Seherler ve Sahurlar programından tüm izleyicilerimize hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Yeni bir programla, hatta son Seherler ve Sahurlar programı ile sizlerle birlikteyiz. Ve bu gecede merak ettiğimiz sorulara birlikte cevaplar bulmaya çalışacağız. Bizlere WhatsApp üzerinden 0552 341 2040 ve canlı yayın telefonumuz aracılığıyla 0312 341 2040 nolu telefondan sorularınızı iletebilirsiniz. Ve bu gece bizlere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mehmet Kapukaya hocamız eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam bütün bir Ramazan'ı beraber geçirdik. Sizinle beraber Mehmet Akkuş hocamız, Seracettin Yıldız hocamız da bizlere eşlik etti ve son programı inşallah sizlerle gerçekleştireceğiz. Güzellikleriyle geçirdik bir Ramazan'ı. Rabbim inşallah bir sonrakine de erişmeyi hepimize nasip eylesin. Söylemek istedikleriniz varsa alabilirim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ramazan'a başlarken burada hatırlarsanız bir ayet-i kerime okumuştuk. Eyyâmen ma'dûdât, sayılı günler. Oruç size sayılı günlerde farz kılındı. Gerçekten bu sayılı günler hızla tükendi ve bugün de son orucumuzu inşallah tutacağız yarın itibariyle. Evet. Cenab-ı Hak tekrarın nasip eylesin. Amin. Sağlık, afiyet içerisinde. Amin. Tekrar nice Ramazanlar, kadirler, bayramlar nasip eylesin. Bu Ramazan elhamdülillah bizim açımızdan inşallah iyi geçmiştir. Rabbim kabul eder. Dolu dolu bizim açımızdan geçti ama değil mi? Önemli olan sevaphanemizin dolu olması. İnşallah sevaphanemiz de inşallah dolmuştur. Ve yine inşallah sevaphanemizi de böyle devam ettiririz. Önemli olan da bu. Yani devam ettirmek, bunu Ramazan'ın sonrasında da bu sevaphanesini devam ettirmek, devamlı açık hale getirmek. Cenab-ı Hak manevi karla bu Ramazan'dan çıkmayı bizlere nasip müyesser eylesin. Amin. Tabi hocam Ramazan boyunca her akşam iftar vaktinde bayramımızı yapıyorduk. Ama önümüzde de bir bayram var. Bütün ayı oruçlu geçirenler için güzel bir bayram. Bayramı da nasıl geçirmemiz gerekiyor, nasıl değerlendirmemiz lazım? Bayram neden önemli? Ramazan'ın hemen arkasından ondan da bahsederseniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye teşrif ettikleri zaman Medine halkının senede iki defa eğlence yaptıklarını, bayram yaptıklarını gördü. Ve demek ki Peygamber Efendimiz onların bayramında biraz aşırılıklar mı gördü, biraz olumsuzluklar mı gördü? Her zaman için Peygamber Efendimiz bu tür durumlarda illaki bir alternatif sunuyor insanlara. Yani bu iyi değil, bu daha iyi gibisinden ve onlara buyurdu ki Allah Teala sizin bu iki bayramınızdan daha hayırlı olan, daha güzel olan iki bayramını sizlere nasip etti. Bunlardan bir tanesi Ramazan bayramı, İdul Fitr, diğeri ise İdul Adha yani Kurban bayramı diye. Ve o zamandan bu zamana biz bu bayramları idrak ediyoruz. Şimdi bayram kelimesini söylediğimiz zaman bile insanlarda bir tebessüm oluşuyor. Evet. Bayramlar sevinç günleri, neşe günleri, mutluluk günleri. O yüzdendir ki mesela Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutmak haram. Şimdi oruç tutmak normalde çok sevap bir davranış değil mi? Evet. Peki Ramazan bayramında niye haram o zaman? Ramazan bayramının birinci günü haram. Kurban bayramının dört gününde haram. Yani denilebilir ki efendim Ramazan bayramının niye sadece birinci gününde? Arkasından bir Şevval geliyor ve Şevval orucu da var. Bir an önce ona başlayabilmek için belki böyledir. Hı hı. Allahu alem, doğrusunu Allah Teala bilir. Dolayısıyla biz bayramlarda gerek fert olarak, gerek aile olarak, gerekse millet olarak bayram etmeliyiz. Ve toplu bir bayram yapabilmek için, güzel bir bayram yapabilmek için bu ortamı sağlamalıyız. Yani yoksul kesimlerin, fakir kesimlerin, efendim icabında yetimlerin, kimsesizlerin,
Hatta sokak çocuklarının geçimini sokaktan temin eden insanların, herkesin bu bayramda mutlu olması lazım. Gençlerin, yaşlıların, pir fani olanların, hayatını huzur evinde geçirmek zorunda olanların, herkesin bayram etmesi lazım ve buna yönelik gerekli tedbirleri gerek millet olarak gerekse yetkililer olarak almamız lazım. İnşallah böyle bir bayram olur. İnşallah hocam. Rabbim bayrama da eriştirsin. Amin. Diyelim. Ve izleyicimizin sorusuyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Abim yurt dışında yaşıyor. Abim fitresini Türkiye'de TL olarak versem olur mu? Evet. Bir de bu fitreyi ne zamana kadar vermemiz lazım hocam? Onu da ifade edersek. Evet. Bu fitrelere bayram sabahıyla birlikte, Hanefilere göre bayram sabahıyla birlikte vacip olur. Ve bayram namazı kılınmadan önce verilmesi gerekir. O zaman vaciptir. Tabii ki eğer yine de verilmezse yine verilmesi gerekir. Yani geçti artık vermeyelim değil. Ondan sonra biraz sadaka gibi oluyor. Yani hepsi bir sadakadır da normal sadakalardan bir sadaka gibi oluyor. Gerçek zamanda verilmiş gibi bir sevabı olmuyor. Diğer mezheplere göre akşam vaktiyle birlikte vacip oluyor kişilere. Yani bayram sabaha değil de bayram gecesiyle birlikte, akşam vaktiyle birlikte vacip oluyor. O zamana kadar bunun verilmesi gerekiyor. Yurt dışında yaşayan insanlar eğer Türkiye'de bu fitrelerini vermek istiyorlarsa, evet, ve TL olarak vereceklerse verdikleri günkü kur üzerinden, yani yurt dışında genellikle 10 avrodur. Hı hı. O verdikleri gün burada verecek kişi hesaplayacak, 10 avro burada o saat itibariyle vereceği saat itibariyle kaç TL ediyorsa, Türk lirası ediyorsa o değer üzerinden vermesi gerekiyor. Eğer kalkıp da Türkiye'deki fitre miktarını hesaplayıp da mesela 40 lira üzerinden bunu hesaplayıp verirse bu doğru değil. Bu uygun, evet, değil. Yani herkesin yaşadığı şartlarda bunu vermesi gerekiyor. Diyelim ki Almanya'da bu an 10 avrodur. İsviçre'de sorduğumuz için biliyoruz işte 20 franktır. Amerika'da işte kaç dolarsa veya başka ülkelerde neyse bu böyledir. Herkesin geçim durumuna göre bunu vermesi gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz hocam. İzleyicimiz der ki ben küçükken babam abimlere beddua etmişti. Allah iki yakanızı bir araya getirmesin diye. Bu beddua gerçek oldu. Bu bedduanın kalkması için ne yapabiliriz? Ne tavsiye edersiniz? Tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim. Beddua etmek iyi bir davranış değildir. Evet. Ve Peygamber Efendimizin bu konuda uyarıları var. Kendinize beddua etmeyin. Evladınıza, çoluk çocuğunuza beddua etmeyin. Eşinize beddua etmeyin. Mümin kardeşlerinize beddua etmeyin diye Peygamberimizin uyarıları vardır. Bu böyle bir beddua yapılmışsa ve de tutmuşsa bu beddua, gerçekten tutmuş ise bu bedduanın kalkması için illa özel bir dua yok. Yani bedduayı kaldıracak dua diye özel bir dua yok. Kişi samimi bir şekilde öncelikle mesela babasına, annesine karşı sorumluluklarını yerine getirmeli. Yani sadece dua okumakla değil, işte o, evet, bedduanın etkilerini kaldırabilmek için onların da gönüllerini almalı. Hatta ve hatta onlara da ricada bulunmalı. Yani bizim için dua edin, yani beddua etmeyin diye. Eğer bu anne baba kendileri dua ederlerse çocuklarının bu zarardan, ziyandan kurtulmaları için inşallah Allah Teala onların dualarını kabul eder. Teşekkürler. Bir diğer sorumuz. Benim bir akrabam arabamızı aldı. Yarı parasını ödedi. Geri kalanı arabayı satıp ödeyecekti. Bize vermedi. Bir miktarda elden para borç aldı. 5 yıl önce bu olay cereyan ediyor hocam.
O zaman toplama 30 bin liraydı borcu. Çocuklar şimdi 150 bin lira istiyorlar. Acaba bu istediğimiz rakam faize girer mi? Bu araba satımından kaynaklanan bir şey mi? Evet, arabasını almış, yarı parasını ödemiş, geri evet. kalanını ödememiş, biraz da elden borç almış. O zaman 30 bin liraymış toplam borcu. Evet. Şimdi 150 bin lira istiyorlarmış o borca karşılık. Bu da faize girer mi diye soruyor. Bu tabii ki faize girer. Evet. Bu faizdir. Yani insanlar şunu hesaplayamazlar. Efendim, benim arabamın değeri bugün 150 bin lira. Hı hı. Hatta arabamın değeri çıktı 300 bin lira ya da işte ben bunun yarısını ödemediğiniz için yarısı bu kadar ediyor. Bu kadar tahmini bir şeyler üzerinden bu parayı istedikleri zaman bu faiz olur. Hı. Ancak ve ancak enflasyon miktarı kadarını bunlar isteyebilirler. Yani bir fırsatçılık yapmamaları gerekiyor. Bunun tam tersi olsaydı ne olacaktı peki? Yani diyelim ki araba şimdi 30 bin lira bazen de satılmıyor, değeri düşüyor. O zaman ne diyeceklerdi? Yani bize 20 bin lira mı ver diyeceklerdi o zaman. İnsanlar böyle başka bir şey olduğu zaman, menfaatlerine olduğu zaman böyle söyleyebiliyorlar. Yani kalkıp da bunu arabaya endekslemek veya bazı şeylere endekslemek, piyasada en pahalı, enflasyon açısından en pahalı şeyleri endekslemek bu konuda doğru değil. Burada makul olan yani adalete daha uygun olan enflasyon miktarını hesaplayarak geriye dönük olarak borçlarda enflasyon miktarını talep etmektir. Evet. Burada şunu da söylememiz gerekir yanlış anlaşılmaması için. Bir kişi diyelim ki bugün işte 1 Mayıs'tır bir kişiye borç vereceği zaman diyelim 2 yıllık bir borç istiyor. Enflasyon miktarını tahminen hesaplayarak borç veremez. Bu faizdir. Ama borcunu zamanında ödemeyen bir kimseden geriye dönük olarak enflasyon miktarını talep ettiği zaman bu faiz değildir. Çünkü burada paranın değer kaybı gerçekleşmiştir. Evet. Ama diyelim ki geleceğe yönelik 2 yıl sonraki bir enflasyon daha hiç belli değil ki, bir şey değil ki. Bunu tahmin ederek talep ederse o faizdir. Peki yani bu parayı talep etme yaklaşımları, yani dediğiniz gibi arabanın o zamanki piyasa değeriyle şimdiki piyasa değeri arasında ciddi bir fark olabilir. Bu enflasyon olarak da ölçülebilir hocam. Bu arabanın değeri üzerinden genel piyasa hesaplamasını yaparak fazlasını isteseler de yine faiz olur mu? Tabii ki. Şimdi burada kişi TL olarak borçlanmış. Araba olarak borçlanmamış. Ama araba verilmiş karşı tarafa. Karşı tarafa araba verilmişse feshedebilirler. Anlaşmayı feshedebilir. Feshettik anlaşmayı diyebilir. Orada zarara ziyana uğradık diyebilir. Evet. Böylece o tür yapabilir. Ama kalkıp da arabamızın değeri 150 bin lira diye bunu isteyemez. Bunu talep edemez. Bir diğer sorumuz. İzleyicimiz der ki başka coğrafyalarda yarın, yani bugünden için söylüyor izleyicimiz, bayram ilan edildi. Ramazan devam ediyor. Hangisine uyulması daha iyi olur demiş izleyicimiz. Şimdi bakın yani biz hala bunları daha çözemedik. Diyanet İşleri Başkanlığımızın uygulamış olduğu takvime herkes riayet etsin. Yani çok gayet net ve açık bir şey söylüyorum. Orada çalışan bir kişi olarak da söylemiyorum. Yani Diyanet İşleri ben dün de ifade ettiğim gibi bu işlerin içinde olan bir kişi olarak söylüyorum. İşte şurada bayram erken oldu, burada böyle oldu. Onların çoğu gerçek gözlemlere dayanan şeyler değil. Evet. Bir takım belki bazı yerlerde ödüller alabilmek için işte erken görene ödül veriyorlar. Bunlar da oluyor. Nasıl efendim, yani hocam? Hani ben hilali gördüm der gidip kadıya söylersek işte ona ödül de veriyorlar. Yani bazen böyle yanıltıcı şeyler falan da olmuyor değil. Hani bu titizlikte uygulanmıyor bunlar. Bizim tabii ki öteden beri Diyanet İşleri Başkanlığı olarak iki yönlü tespit yapıyoruz. Bir, gözleme dayalı yani çıplak göze dayalı tespitler evet. var. İkinci olarak da aletsel olarak tespitler var. Ve gözle takiple
hilali gözetlemekle diğeri birbirine her zaman için uyumlu. Onun için biz yarın için de oruç tutacağız, bir bayram değildir. Başka coğrafyalarda insanlar böyle yapıyor diye bizim ülkemizde böyle yapmayalım. Teşekkürler. Ben 35 yaşında bir bayanım. Dizlerimde sürtme var, namazlarımı zor kılıyorum. 8 yıl kadar da kaza namazım var. Oturarak kılıyorum kazalarımı. Ayaklarımı uzatarak kılıyorum demiş hocam. Acaba oluyor mu? Bir kimsenin oturarak namaz kılabilmesi için ayakta namaz kılmaya gücünün yetmemesi gerekiyor. Eğer ayakta, yani farzlarını ayakta kılmaya gücü yetiyorsa bir kimsenin, bunları ayakta kılmalı. Ama ayakta kılmaya gücü yetmiyorsa elbette ki oturarak kılabilir. Yani burada seyircimiz takdiri kendisi yapacaktır. Yani ben bunu efendim ayakta kılabilir miyim, kılamaz mıyım? Ben ayakta kılamıyorum. Kıldığım zaman sağlığıma ciddi bir zarar var. İşte kemiklerimde aşınma var. Doktor da bunu bana yasakladı. Yani bir doktor öyle istişare etsin. Doktoru kesinlikle sen oturarak kılacaksın namazını, ayakta kılamazsın diyorsa kendisine, o zaman ona göre oturarak kılabilir. Bir diğer sorumuz, izleyicimiz der ki hocam, bizden bir şey istenilince vermek istemiyorsak eğer, karşı tarafta bunu suistimal ediyorsa ve biz de bunun farkındaysak, istediği şeyi vermemek adına ve onu kırmamak için ufak yalanlar söyleyebilir miyiz? Böyle durumlar çok yaşıyoruz. Bazen gerçekler kırıcı olabiliyor. Komşuyuz sonuçta. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Yani burada yalanın büyüğü küçüğü o söz konusu olmaz. Yani evet. Ufak yalan, büyük yalan. Yalan yalandır. Dolayısıyla bir mümin asla yalan söylememeli. Yani bu yalan büyük günahlardan bir tanesi ve insanın itibarını sarsan günahlardan bir tanesi. Burada zaten bir yalan küçük, onun dediği gibi küçük de olsa bir yalan söylediği zaman karşı taraf bunu anlar zaten, yani biraz anlama gücü varsa bunu anlar, yalan söyleyip söylemediğini anlar. Dolayısıyla burada gerçeği, yani veremeyeceğim diye gerçeği ifade etmeli. Yani şu anda bunu verecek durumum yok diyebilir. Veremeyeceğim diyebilir. Buna benzer şeyler söyleyebilir. Ama kalkıp da yalan söylerse, hani vermemek için, onu kırmamak için, bu tabii ki günaha mucip bir şeydir. Netice itibariyle yalandır. Peki sana verecek durumum yok cümlesini kullansa, verecekken maddi olarak imkanı var ama bunu dedi, bunu hal olarak mı ifade etmiş oluyor? Ya tabii ki, yani yalan olmamak kaydıyla bunu veremeyeceğim diyebilir. Yani çok açık bir şekilde söyleyebilir. Veya işte daha önce taahhütlerinizi yerine getirmediniz. Onun için hani kusura bakmayın diyebilir. Evet. Bir diğer sorumuz, iş yerinde oruçtan dolayı performans düşüklüğü yaşayan insanlar var. Bundan dolayı da oruç tutmuyorlar. Bunun için oruç tutmayıp fidye olarak parasını verebilirler mi? Şimdi bir kimsenin performans düşüklüğü dediğimiz şey nedir? Yani bu objektif bir şey değil ki. Yani hocam, ne insanlar var ağır şartlarda? Evet. Fiziki olarak çalışıp yani, bir yandan da oruçlarını tutabiliyorlar. Şimdi ben yani son yıllarda gördüğüm ve yaklaşık olarak ortalama, hani sizinle de konuşuyoruz. Mesela ben ibadetler komisyonunda yaklaşık olarak her gün 300 civarında, daha fazla soruyu görüyorum. Burada benim gördüğüm ne biliyor musunuz? İnsanlar oruç tutmamak için bahaneler arıyorlar. Ve bunun için de fetvalar arıyorlar. Yani iş yerinde performans düşüklüğü dediğiniz şey nedir? Bunu bir açıklayın bakalım. Yani hangi performansınız düştü? O zaman ben de söyleyeyim. Ben günde 300 tane soruya bakıyorum. Benim de performansım düşer diye ben de oruç tutmayayım o zaman.
Kim tutacak bu orucu? Böyle bir şey var mı? Yani esasında insanlar böyle sorular sormaya utanmalılar gerçekten. Niye? Çünkü madenlerde çalışan insanlar var. Yerin 600, 700, 800 metrekare aşağısında bu insanlar ellerinde kazmalar, beton delici şeyler, taş kırıcı şeyler bunlarla çalışıyorlar. Bunlar oruç tutuyor bu insanlar. Hangi performansı düşmüş bu beyefendinin ya da hanımefendinin ki böyle bir şeyi soruyor? Kendisi için sormuyordur hocam büyük ihtimalle. Yani sorudan onu anlıyorum ben. Yani kim için olursa ben yani orada soran kişi genel için demiyorum yani. Evet. Başkalar için soranlar. Mesela bakıyorum öğrenci diyor ki ben öğrenciyim performansım düşüyor. Öbürü diyor ki ben sınava gireceğim performansım düşüyor. Hatta bu işi o kadar cılkını çıkardılar ki bu işin. Diyor ki ben sporcuyum antrenman yapıyorum oruç tutmasam fidyesini versem olur mu? Ya senin sporculuğun Allah katında bir meslek mi? Ve dini bir mazeret mi? Ramazan'da yapma. Başka zaman yap. Koşunu bilmem şununu bunu başka zaman yap. Yani bu konuda efendim bu bir mazeret değil. Dini bir mazeret değil ki. Bir başkası başka bir şey. Ben diyor işte sinirleniyorum. Oruç tuttuğum zaman sinirleniyorum. İnsanlara bağırıyorum. İnsanlara bağırmak, çağırmak daha günah. Öbürü diyor ki ben oruç tuttuğum zaman işte karıma, çoluk, çocuğuma sinirleniyorum. Sinirlenme. Yani oruç sabır. Evet. Oruç değil mi? İşte Peygamberimiz bize öğretiyor. Fel yakul inni saim. Ben işte oruçluyum desin diyor. Oruç sana sabrı öğretecek zaten. Her bu tür bahanelerle insanlar oruç tutmazsa Cenab-ı Hak katında bunlar bir mazeret değil. Yani ciddi bir hastalığın olacak, rahatsızlığın olacak. O zaman zaten sana ruhsat verilmiş ve bunlar madde madde hepsi sayılmış. Yani evet. Kimler oruç tutmayabilir, daha sonra bunları kaza eder, kimler fidye verebilir. Oruç tutma imkanı olduğu halde oruç tutması gerekenler fidye veremezler. Kaza etme imkanı olduğu halde efendim kaza etmesi gerekenler bunlar da fidye veremezler. Ancak fidyeyi ömür boyu oruç tutamayacak olan hastalar ve artık bir daha oruç tutma imkanı olmayan pir-i fani dediğimiz yaşlı insanlar bunlar ancak fidye verebilirler imkanları varsa. Bunun dışında efendim ben emzikliyim fidye verebilir miyim? Yani çok gelen sorulardan bir tanesi. İşte benim hamileyim fidye verebilir miyim vesaire. Bunun gibi. Yani herkes hemen fidyeden bahsediyor. Ve hatta işte diyor ben diyor sınavlara çalışıyorum. Demin de dediğimiz evet gibi. Hocam. Bunun parasını versem olur mu? Yani bu iş parayla olacak bir şey değil. Yani o parayla sen nefis terbiyesi yapabilir misin? Oruç insana nefis terbiyesini öğretiyor. Oruç insanlara yokluğu öğretiyor. Niye oruç farz kılınmış? Yani ona Allah orucun yerine o zaman paralı bir şey derdi. Ramazan geldiği zaman herkes şu kadar para versin derdi. Böyle bir şey dememiş ama. Evet. Ne diyor? Oruç tutun diyor değil mi? Oruç sadece aç kalmak, susuz kalmak değil. Oruç bir eğitimdir. Aç kalmayı göreceksin ki aç insanların halinden anlayasın. Susuz kalmayı öğreneceksin ki susuz insanların halinden anlayasın. Nimetlerin değerini Nimetlerin değerini öğrenesin. Aynı zamanda bu açlık insana nefis terbiyesini bakın insanın karnı aç olduğu zaman bazı günahları bile işleyemez. Yani onlara gücü yetmez. Yani oruç bir de bunları da öğretiyor. Her şeyi öğretiyor oruç. Neleri öğretiyor? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ifadesinde bunların hepsi var. İnşallah bu güzel Ramazan ayında bu derslerin hepsini almışızdır hocam. İnşallah. Nasibimize düşer. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Hasan Bey. Alo. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hakkınızı helal edin. Biraz beklettik sizi. Allah'ın hayırlı bayramlar olsun inşallah. Teşekkürler sizlere de. Allah razı olsun. Diyoruz biz de istifade etmeye çalışıyoruz. Sağ olun. Hocam hemen soruma geçeceğim şöyle. Hocam şimdi bir hadis-i şerif var sahipse
ümmetinin itilafı da rahmettir diye. Hocam bu hadis-i şerifin ucu açık mı? Yani mesela bazı programlarda gidiyoruz, bazı hocalarımızı şöyle yanlış, böyle yanlış diye bu konularda uyarıyor. Yani bu evet. İtilaf konusu, bunun bir sınırı var mı? Bunların böyle bu şekildeki cevapları hangi duruma giriyor? Bunu bir açıklarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Hocam dilerseniz Hasan Bey'in sorusunu kısa bir ara verelim. Aramızdan sonra cevaplayalım. Evet değerli izleyicilerimiz, Seherler ve Sahurlar kısa bir aradan sonra devam edecek. Seherler ve Sahurlar devam ediyor. Tabii ki sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Bu arada imsak vakitleri de ilerliyor. Samsun, Elazığ, Sinop oruçlarına niyetlendi. Tokat, Sivas, Amasya, Malatya, Şanlıurfa sırasıyla niyetlenecek. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Hocam araya çıkmadan evvel izleyicimizin sorusu vardı. Onunla devam edelim isterseniz. Ümmetin ihtilafı ile ilgili bir hadis-i şeriften bahsetmişti. Buyurun. Bu ihtilaf-ı ümmeti rahmetün şeklinde bize kadar gelen bu söz, öncelikle şunu ifade edeyim ki sahih ve merfu hadisler arasında yer almamaktadır. Bazı kaynaklarda var bu. Efendim mesela Suyuti'de var mesela bu. Aynı zamanda Keşful Hafa'da da işte geçiyor. Yani çok güvenilir kaynaklarda, sahih kaynaklarda yer almıyor. Hatta sahih hadisler arasında yer almıyor şeklinde değerlendirmede yapabiliriz bunu. Öncelikle bunu evet. ifade etmeliyim. Ama çok yaygın bir sözdür. Yani ümmetimin ihtilafı rahmettir diye. Şimdi bunun doğru olduğunu varsaysak bile, yani hadis olduğunu varsaysak bile bunun, bu şu demektir. Yani bir mezhepleri düşünelim. Değil mi? Bu mezheplerin varlığı bir rahmettir. Biz de zaman zaman bunlara değiniyoruz. Niye? Çünkü yani bir tarafta İnsanların başı dara düştüyse, sıkıştıysa, başka bir tarafta bir kolaylık varsa, ha bu insanlar için, ümmet için bir rahmet oluyor. Rahmet vesilesi oluyor. Değil mi? Evet. Yani hemen bir örnek verecek olursak, diyelim ki bir kimse özürlü olsa, hanefi olsa, bu ne yapacak şimdi? Önce bir defa vakit girecek. Değil mi? Abdest alacak. Ondan sonra camiye gidip cemaate yetişecek. Evet. Mesela diyelim ki bu kimse teravih namazına nasıl yetişecek? Değil mi? Evet. Yani evinden çıkacak, teravihe gidecek veya uzak bir camiye gidecek, icabında hatimle kılınan bir yere gidecek, nasıl yapacak? Burada bir meşakkat var veya her zaman bunu yapmasında bir meşakkat var. Değil mi? Mesela Maliki mezhebinde ne diyor? Bu vakit girmeden önce de abdestini alabilirsin diyor. İlla vaktin girmesini beklemek şart değil. Ha adam ne güzel rahat rahat abdestini alır, ondan sonra gider bu namazını da kılar. Yani buna benzer durumlarda bir rahmettir. Ama bu şu demek değil. Efendim ben Kur'an'da %100 zıt olan, taban tabana zıt olan bir şey söyleyeyim. Veyahut da Peygamberimizin sahih sünnetine aykırı olacak tarzda bir şey söyleyeyim. Bu rahmet değil. Mesela diyelim ki oruçla ilgili, diyelim ki bazı hanımlar ne yapıyorlar? Çeşitli böyle uçuk kaçık kimselerin fikirlerine, düşüncelerine uyarak muayyen günlerinde oruç tutuyorlar. Şimdi bu rahmet mi? Bu rahmet değil, bu azap. Yani her şey rahmet değil, her ihtilaf. Mesela şimdi kalkıyor diyor ki, kabir azabı diye bir şey yoktur. Bu rahmet mi? Bu azap. Yani şefaat diye bir şey yoktur. Rahmet mi bu? Bu rahmet değil. Yani her şey bir rahmet değil. Eğer gerçekten bir şey bir delile dayanıyorsa, bir temeli var ise ve bu konuda ulemanın delillere dayalı bir ihtilafı söz konusu ise, delillere dayalı olmak kaydıyla, efendim bunu kimden öğrenmiştir? Bir sahabe diyor, peygamberimde böyle duydum diyor. Öbür sahabe diyor ki, ben de böyle duydum diyor. Evet. Yani bak, bu bir rahmet olabilir. Veyahut da ne bileyim,
ulema içtihad ediyor bir konuda. Diyor ki benim bu konudaki görüşüm işte şudur. Bu bir rahmet olabilir. Ama kalkıp da gerçekten bizim de eleştirdiğimiz, efendim şimdi şuna nasıl rahmet diyebiliriz? Ramazan ayını Ekim ayına sabitlemek lazım. Şimdi bu rahmet mi? Ne alakası var yani? Kimisi diyor ki kış günlerine tutalım, ocağı sabitleyelim diyor. Bu bir rahmet değil ki. Bu bir fitne, bu bir fesat, bu bir azap yani. Evet. Bunu öyle değerlendirmek lazım. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Alo. Mehmet Bey hoş geldiniz. Mehmet Bey. Alo, hayırlı geceler, hayırlı sağlar efendim. Teşekkürler size de efendim, buyurun. Şimdi Sayın Hocam ben bir şey sorayım. Mesela diyelim bu gayrimüslimler iman etmemiş. Mesela adam elektriği icat etmiş. İyiye de kullanılmış, kötüye de kullanılmış. Misal mesela tren yapmış, tank motoru da yapmış, tren motoru da yapmış. Yani tank insanların zararınadır. Trense faydasınadır. Misal uçak, savaş uçağı yıkıyor, bombalıyor. Yolcu uçağı da insanları taşıyor dünyadan bir köşesinden bir köşesine. Yani bu gibi hizmetleri yapan mesela gayrimüslimler, bunların yani Allah katında ahirette sevabı günahı nedir acaba? Bunu biraz öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Hayırlı sahurlar. Evet hocam. Aslında güzel bir soru sordu Mehmet Bey. Başka çağrışımlar da yaptı bende. Tabii, buyurun. Şimdi sevap dediğimiz şeyi, mükafatı, ecri verecek olan kimdir? Allah. Değil mi? Allah evet. Verecek. Peki Allah'ın kişinin Allah'a imanı yoksa, yani o ecir verecek Allah'a imanı yok. Allah ona niye ecir versin? Yani öyle bir niyeti yok adamın. Dolayısıyla öncelikle kişinin Allah'a iman etmesi lazım. Bir kimse Allah'a iman etmekle kalmayıp Allah'ın buna da iman edin dediği kişiye de iman etmesi lazım. Evet. Peki Yüce Allah bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edin diyor mu? Diyor. Ne diyor? Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi. Allah'a iman edin, onun Resulüne de iman edin diyor. Değil mi? Evet. Yani bir sürü ayet var burada. Ve rasulihin nebiyyil ummiyyillezi diyor. Mesela ümmi olan peygambere iman edin. Kul ya eyyühennâsü inni rasulullahi ileykum cemi'an illezi lehu mulkus semâvâti vel ard la ilahe illahe huve yuhyi ve yumit. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Peygamberine iman edin. Şimdi insanlar diyebilir ki ya bu peygamber belki başka bir peygamberdir. Yok. اَنَّب۪يهِ اَلْاُم۪يهِ اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Tevrat ve İncil de adı geçen peygamber diyor. Başka tarafa çekemez bunu. Evet. Bizim peygamberimize iman edin diyor. Şimdi Tevrat'ta dedi mi ona? Ahir zaman peygamberine iman edeceksiniz dedi. İncil'de dedi mi? Dedi. Peki Allah'ın iman edin dediğine iman etmezse bu sevabı kimden isteyecek? Kaldı ki bunu icatları yapan kişilerin Allah'tan sevap beklemek diye bir dertleri yok. Uçağı yapan ticari olarak para kazanmak istiyor. Parasını da kazanmış. Evet. Elektriği icat eden cennete gideyim diye icat etmiyor. Ya elektriği bulayım, insanlara bir fayda olsun, para kazanayım. Hem insanlara faydası olsun hem bir para kazanayım. Yani onların bir şekilde karşılığını alıyorlar değil mi? Tabii ki. Dünyada. Şimdi bu mantıktan gidecek olursak o zaman müşriklerin de cennete gitmesi lazım. Evet. Müşrikler cennete gidebilir mi? Müşrikler Cenab-ı Allah söylüyor ki cehennem, cehennem, cehennem değil mi müşrikler? Müşriklerin hiçbir iyiliği yok mu? Var. Nedir? Yani en büyük müşriklerin, Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in bile iyilikleri var. Nasıl iyilikleri var? Ya mesela Kabe'ye hizmet ediyorlar, ne bileyim burada işte hacılara, gelen hacılara su veriyorlar, bir şey yapıyorlar. Evet. Ondan sonra ne bileyim kendilerine göre belki şeyler varsa
İnsanlara yardım ediyorlar, bir şey yapıyorlar. Yani hiçbir bunların iyilikleri yok mu? Var. Peki Cenab-ı Hak onların hakkında ne buyuruyor? Bunlar cennete gidebilir mi? Yok. Habitat e'maluhum. Bunların bütün yaptıkları boş. Bir karşılığı yok. Evet. Yani Allah katında bir karşılığı yok. Onun için şunu söyleyebiliriz. İnsanların bir ecir, bir sevap kazanabilmesi için o ecri verecek Allah'a, o ecri verecek Allah'ın peygamberine, hı hı, o ecri verecek Allah'ın kitabı olan Kur'an'a iman etmesi lazım. Evet. Hocam işaret de veriyorlar. Tamam, ben son bir cümle söyleyeceğim. Yani bu seyircimize ben söylemiyorum bunu. Biz kendi işimize bakalım, kendi cennete gideceğimize bakalım. Gayrimüslimlerin cennete gideceğiyle ilgilenmeyelim. Değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Aslında bu konuyla ilgili hocam, Peygamber Efendimiz zamanında da işte hiç görülmemiş bir kandil getiriyor birisi mescide. Peygamber Efendimiz de ona bir dua ediyor. Bu bölümleri de isterseniz aramızdan sonra sizden almış olalım. Evet, Ankara için 4.06 imsak vakti. Birazdan inşallah bizler de oruçlarımıza niyetleneceğiz. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Seherler ve sahurlar devam ediyor. İstanbul imsana kadar da devam edeceğiz sizlerden gelen sorularla. Hocam, araya çıkmadan evvel bir soruyu cevaplamıştık. Devamında da Peygamber Efendimiz zamanında da benzer işte insanlığa faydalı, örnek veriyorum, aydınlatma ile ilgili bir teknolojik alet veya işte buluş, bir lamba geldiğinde Peygamber Efendimiz'in övgüsüyle karşılaşmıştı getiren kişi. Onu açıklayacaktınız, buyurun. Ha, evet. Şimdi İslam dini icatlara karşı değil. Yani icatlar tam tersine onları teşvik de ediyor. İşte Peygamber Efendimiz burada gördüğü üzere mescidi kim aydınlatırsa onlar için mesela dua ediyor. Evet. Seviniyor. Müslümanların kolayına olacak, hayatını kolaylaştıracak her şeyi insanlara teşvik ediyor. Yani bu olay tamamen mümin Müslümanlarla alakalı bir şeyse onun ecrini, mükafatını alır. Ama yani tekrar ediyorum, yani gayrimüslim olanların mükafat almak gibi bir derdi yok. Onların derdi para kazanmak. Parasını da zaten kazanmış. Hocam, bir de yani sosyal medyayla düştü bu. Aslında izleyicimizin sorusu da bunu bize hatırlattı. Belki hizmet veriyorlar insanlık için ama dini değerlere maalesef saygısız davranan bir yapı da olabiliyor. Sen oruç tutmayabilirsin. Tutmaman tabii seni bağlar. Ama insanların ibadetleriyle dalga geçmek, hele ki onların için çok özel günlerde, bunu yapmak da herhalde abes olsa gerek. Tavrımız ne olmalı bu şekilde yaklaşanlara diye ben bir soru yöneltmiş olayım size. Evet. Şimdi tabii ki sosyal medyada gündem olan bir şeyle ilgili zannediyorum soruyorsunuz. Evet, evet, ben hocam. Tabii sosyal medyayı takip etmeye çalışıyorum. Dünyada şunu söyleyeyim. Dünyada dinle alay eden insanlar var tabii ki. Yani Kur'an yakan, dinle alay eden. Ancak bunlar gayrimüslim ülkelerde. Şimdi bizim ülkemize geldiğimiz zaman bizim ülkemizde bir kesim var. Ve bunların sayısı gitgide de artıyor. Bunlar dini değerlerle çok büyük alaylar ediyorlar. Mesela işte mübarek Kadir Gecesi'nde. Evet. Kadir Gecesi'nde, hani biraz daha konuyu açacak olursak, Kadir Gecesi'nde İnsanlar, bir takım sorumsuz insanlar oturmuşlar işte arkadaşlarıyla beraber, çalışma arkadaşlarıyla beraber masalarında içki, ondan sonra Kadir geceniz mübarek olsun, Allah kabul etsin falan gibi böyle bir alaycı bir tavırla. Şimdi bunları cesaretlendiren şey nedir? Ya da firmalar burada mesela ne yapması lazım? Yani firmalar insanlara aldıkları, yani sen Müslümanlara hizmet veren bir firmaysan,
Kendi kendine hizmet veriyorsan istediğin şeyi yap. Ama sen bu ülkenin insanına, Müslümanlara bir hizmet veriyorsan, o insanların dini değerlerine saygılı olacaksın. Evet. Ve diyeceksin ki bak biz bu insanlara hizmet ediyoruz, sakın bak yani toplumda bu tür şeylere sebep, infiallere sebep olacak şeylere falan girmeyiniz. Mesela biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunlara çok dikkat ederiz. Toplumda infiale sebep olacak şeyler hiç girmeyiz. Hı hı. Yani bütün kurumlar bunları insanlara öğretmeli. Yani bir devlet ciddiyeti, bir iş ciddiyeti olmalı. Şimdi bu insanlar oturmuşlar, Kadir Gecesi'yle dalga geçiyorlar. Müslümanların da dalga geçiyorlar. Bunların yaptıkları ne şimdi? Bunların yaptıkları küfür. Bunlar dinden imandan çıktı mı? Bunlar dinden imandan çıkmadılar. Niye çıkmadılar? Çünkü onlarda zaten din iman yoktu. Değil mi? Din iman yoktu. Bir insanın dinden imandan çıkması için önce bir dine imana girmesi lazım ki çıksın. Bunlar da zaten dinden iman yok onlarda. Yani bu tür insanları ta geçmişi geçmişinden beri bunlar böyleler. Ve evet. Adeta bu insanlar işte son zamanlarda Müslümanların sinir uçlarıyla böyle oynuyorlar. İşte bir takım işte ne bileyim medyada bunların destekçileri vesaireleri de var. Bu fikir özgürlüğü falan da değil. Bunları bazıları da ya düşünce özgürlüğü adamlar istediğini yapar eder falan gibi. Hayır böyle bir şey değil. Bak o şimdi insan katili Putin bile bu tür konularda Müslümanların inançlarına saygısızlık yapmayın diyor. Bunlar o insan katilinden daha beter insanlar. Daha cani insanlar. Çünkü evet. İnsanların dini değerleriyle oynuyorlar. Ve bunları asla tasvip etmemiz mümkün değil. Tabii ki hocam bu konuyla ilgili söyleyecek çok şey var ama maalesef süremizin sonuna geldik. Allah razı olsun. Sabırla güzel cevaplarınızı paylaştınız. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyorlar. Seherler ve sahurlarla bizimle tanışmış. Bu programın devamı olacak mı bayramdan sonra diye soranlar da var. Merak ettiklerimiz programı var. Hafta içi her gün saat 18'de başlayan, tekrarı da gün içerisinde olan o programı da takip edebilir. İzleyicilerimiz bir okul gibi sürekli takip ettik diyen izleyicilerimiz var. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Ben de sizin bayramınızı buradaki çok değerli, kıymetli arkadaşlarımızın bayramlarını, Dost TV ailesinin bayramlarını ve tüm izleyicilerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, Seherler ve Sahurlar programının sonuna geldik. İstanbul içinde imsak vakti girdi. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Hayırlı bayramlar diliyoruz şimdiden. Bir sonraki inşallah Ramazan'da görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.